Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكم دينكم ولي دين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء sosyal mesafeye dikkat edelim. Aylardır pandemi sürecindeyiz. Bir korona imtihanıyla karşı karşıyayız. Canlı olarak yayınlanacaktır programımız. Burada olanlar, olmayanlara, gelemeyenlere duyurabilirler. Eşinize, dostunuza söyleyebilirsiniz. Sanki bayramdı o gün. Gülüyordu her ölen, ikinci bir istiklal savaşıydı bu şölen. Yapılması gerekeni bilhakkın yapan bu milletin alnından öpmek lazım. O gece burada çoğunuzla beraberdik. Yaklaşık 300 bin kişi vardı. Burada Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, yaşlısı, genci, bayanı, erkeği, hiç ayrım olmadan yerli ve milli olanlar buradaydı. Bu topraklar için kanlarını seve seve veren ecdadımıza yakışır vaziyette 15 Temmuz'da bu millet gereğini yaptı. 40 yıllık plan yapmışlar. Bu milletin ordusunu, polisini, devletini ele geçirmek, ruhları satılmış alçaklar, yabancılara bu ülkeyi peşkeş çekmek için 40 yıllık plan yapmışlar. Ama
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıkan halkımız 40 yıllık planı 40 dakikada bozdu. 15 Temmuz ikinci bir Malazgirt'ti. 15 Temmuz Fatih'in İstanbul'un fethinin önemli bir günüydü. 15 Temmuz kurtuluş mücadelemiz olan önemli bir Çanakkale günüydü. 15 Temmuz en fazla gazi şehrin 25 Aralık'ı yaşayan gazinin torunlarının anladığı gündü. Çünkü 15 Temmuz baktığınız zaman ölümü öldürenlerin, gazi şehrin torunlarının en iyi bu geceyi anladığı gün. 15 Temmuz bizim için önemli bir gecedir. Önemli bir gündür. Yeter, söz de karar da milletindir diyenlerin günüdür. 15 Temmuz bu manada önemli bir alınacak derslerin günüdür. 15 Temmuz'da özellikle şu meydanın dili olsa da konuşsa, 15 Temmuz bize çok önemli bir mesaj vermiştir. Özellikle Gazi şehrin torunları 100. yıla giderken istiklal için, istikbal için, milli mücadele için ne kadar büyük acılar yaşadığını bilen bir millettir. 15 Temmuz büyük bir kırılma noktasıdır. Darbeleyle selaları durduranlara karşı selalarla darbeler durdurulmuştur o gece. Doğa ordularımızla darbeler durdurulmuştur o gece. Bu geceden alınacak çok önemli ders vardır. 15 Temmuz'larda iki duygu bir arada yaşıyoruz. Hem anma var, acılarımız var, 251 şehidimiz var, gazilerimiz var. Aynı zamanda da sevincimiz var, kutlamamız var. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, cesaretiyle, milletimizin ferasetiyle bu devleti uçurumun kenarında aldı. Üzerinde 4 sene geçti. Şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Libya'da olanlara baktığımızda, Mısır'da olanlara baktığımızda, Suriye'de olanlara baktığımızda, Irak'ta olanlara baktığımızda bu milletin ferasetini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bu devlete, bu millete namuslu bir şekilde görevini yapan silahlı kuvvetlerin mensuplarının ferasetini, emniyet mensuplarının ferasetini gördüğümüzde bir kere daha anlıyoruz. Evet, silahlı kuvvetlerin içerisinde bir hain grup, FETÖ mensubu bir hain grup darbe yapmak istedi. Bu milleti, bu devleti bölmek istedi. Bu devleti işgal etmek istedi. Ama bu milletle beraber ordumuzun çok çok önemli bir kısmı bu darbecilere karşı durdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın emri altında bu mücadeleyi yaptı. Milletimiz bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak, siyasi partilerimiz bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak, herkes meydanları doldurdu. Herkes şehadete koştu. Herkes gaziliğe koştu. 2300 civarında gazimiz var ama bana göre 80 milyonun üzerinde gazi var. Sokaklara çıkan herkes şehit olmak için, herkes gazi olmak için sokağa çıktı. Gazilik de bir nasip işi, şehitlik de bir nasip işi. Bazılarına nasip oldu, bazılarına olmadı ama milletimiz %99'u aynı duygularla bu sokakları doldurdu. Dosta düşmana şunu gösterdik. Şartlar değişse de, evet, tehlike değişse de, görev geldiğinde, göreve ihtiyaç duyduğunda 7'den 70'e herkesin bu millet için, bu devlet için canını seve seve vereceğini gördük. Burada 4 yıldır FETÖ ile ilgili, darbecilerle ilgili, ihanet şebekesiyle ilgili her şeyi konuştuk. Özeti şu: ne darbe yapmak isteyenlerin amacı değişti, ne mücadele yapmak isteyenlerin amacı değişti. Bugün FETÖ, o gün FETÖ darbe yapmak istedi, o gün FETÖ
ülkeyi bölmek istedi. Yarın başka bir terör örgütü aynısını yapabilir. Özetle bu memlekette 5000 yıldır birçok ihanet şebekesi, birçok ihaneti bu millete yapmak istedi. Ama milletimizin feraseti hep dik durdu. Milletin mücadelesi hep sağlam bir şekilde durdu. Ne mücadele edenler bundan yılacak, ne de iç ve dış düşmanlar, iç ve dış hain şebekeler bundan vazgeçecekler. Bizlere düşen görev şu: dimdik ayakta durmak, daha güçlü durmak. FETÖ'nün amacı nasıl bu ülkeyi bölmekse, nasıl bu ülkeyi zayıflatmaksa, biz bu ülkeyi güçlendirmek için, bu devleti güçlendirmek için, bu mücadeleyi güçlü tutmak için el ele verip mücadele edeceğiz. Bu süreci sulandırmayacağız. Devlet aklıyla FETÖ'nün yapmak istediği, FETÖ'nün ve benzeri terör örgütlerinin yapmak istediği amaca hizmet etmeyeceğiz. Saflarımızı daha çok sıklaştıracağız. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Kardeşlik hukukumuzu daha çok arttıracağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte Gaziantep olacağız. İnşallah Allah bu günleri, daha da iyi günleri bizlere yaşatacak. 4 yıl önceki hain darbe teşebbüsünü bir daha yaşatmayacak. Yaşattığında da el ele verip bunu bertaraf edeceğiz. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Boynumuzu büktük. Sana yalvarıyor, sana iltica ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım.